Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, U'tiyet ümmeti hamse hisalin fi Ramazan. Ümmetime Ramazan'da 5 tane özellik, 5 tane ikram, 5 tane ilahi lütuf bahşedildi. Lem yu'ta hünne ümmetün kablehum. Daha önce geçmiş olan efendim ümmetlerin, daha önceki peygamberlere tabi milletlere verilmemiş olan 5 tane büyük müstesna hediye, ikram bu ayda müminlere, ümmeti Muhammed'e, peygamber efendimizin ümmetine Cenab-ı Hak verdi. 1. Halufu femis saimi atyabu indallahi mirrihil misk. Oruçluyu Allah seviyor. Bir de oruçlu tabi ağzı boş olunca fırçalayamıyor da öğleden sonra misvaklamak. Zaten macunla fırçalamak doğru değil. Ramazan'da bunu da hatırlatmış olalım. Misvaklanma da öğleye kadar olabiliyor. Misvakta macun filan yok. Sadece dişin efendim fırçalanması olayı var. Macunsuz fırçalama da misvaklanma gibi olabilir ama macun olmaz oruçluyken. Çünkü o bir maddedir. Ağızdan içeriye efendim lezzeti, tadı, damlası vesaire gittiği zaman oruç bozulur. O olmaz. Oruç, ama öğleden sonra şey de olmuyor. Misvaklanmak da mekruh oluyor. Ağzı tabii kuru olduğu için, boş olduğu için, bir şey yemediği için kurur ve tabii oradaki bakterilerin efendim faaliyetinden, maddelerin çözümlenmesinden, dişlerin arasındaki bulaşıklar efendim çıkamayan efendim şeylerin tabii ağızda bir koku, acılaşma bir şey olur. Buna haluf deniliyor. Yani bir çeşit koku bu ama nahoş koku. Yani böyle insan yaklaşsa efendim koku nahoş. Nahoş ama bize göre tatsız bir koku ama Cenab-ı Hakk'ın indinde oruçlunun kokusu efendim misk kokusundan daha hoştur. Atiyet, daha tayyip, daha hoş demek, daha güzeldir. Mis kokusundan daha güzeldir. Yani Cenab-ı Hak onu güzel kabul ediyor ve güzel olarak değerlendiriyor ve kulunun, o aç oruçlu kulunun ağzının o çirkin kokusunu seviyor. Yani çirkin artık diyemeyeceğiz. O oruçtan dolayı olmuş bir durum olduğu için o koku mis kokusundan daha kıymetli bir koku efendim oluyor Cenab-ı Hakk'ın indinde. Halbuki İslam dini temizliği emrediyor. Efendim tırnakları kesmeyi, kılları izale etmeyi, efendim koltuk altlarında vesairede efendim bilmem sünnet olmayı emrediyor. Efendim yıkanmayı, guslü emrediyor, abdest almayı emrediyor. Güzel koku sürmek sünnet. Peygamber Efendimiz sürdüğü için biz de güzel kokular sürüyoruz. Yıkanıyoruz, taranıyoruz, donanıyoruz efendim. Ama yani güzel kokuyu seviyor melekler. Camiye giderken güzel kokular sürünmek lazım. Ama oruçlunun ağzının o kokusu Allah indinde mis kokusundan daha kıymetli. Bu bir şey. Paye, bir özellik bizim ümmetimize Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Sonra ve testagfiru lehumul hitanu hatta yuftiru efendim bu ayda oruç tutan ümmeti Muhammed'in efendim abidlerine, oruçlularına denizdeki balıklar tevbe ve istiğfar eder. Yani niye denizdeki balıklar buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yani biz karada yaşıyoruz, toprakta yaşıyoruz. Yani bizden uzakta ayrı bir alem olan deniz, derya alemindeki balıkların bizimle bir doğrudan doğruya bir menfaat ilişkisi de yok. Efendim hani çevremizde kuzu, koyun, tavuk, horoz bakıyoruz, saman veriyoruz, dane veriyoruz, besliyoruz efendim vesaire. Yani öyle bir durum da yok. Ama denizdeki balıklar bile affet ya Rabbi bu oruçluları diye efendim dua eder. Bu bir özellik yani. Sudaki balıklar bile bizi sevmeye başlıyor. Bizim için, bizim tarafımızdan oluyor. Ve bizim için Cenab-ı Hak'tan af-ı mağfiret diliyor. Yani sudaki balıklar. Peki havadaki kuşlar? Başka şeyler? Yani Allahu Alem. Bütün varlıklar oruçluya dua ediyor. Efendim bu onun
onun hatta denizdeki balıklar gibi bir mana olmalı. İftar edinceye kadar oruçluya efendim affet ya Rabbi bunu diye dua eder. Melekler de dua eder, balıklar da dua eder. Her şey efendim oruçluyu seviyor. Ve yüzeyyinullahu azze ve celle külle yevmin cennetehu. Ve pek aziz, pek celil olan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her gün cenneti süsler. Ramazan dolayısıyla ilahi lütuflarıyla cenneti, zaten güzeller güzeli olan cenneti daha kim bilir ne türlü güzelliklerle ayrıca Ramazan bereketine süsler. Sümme yekul, sonra buyurur ki yuşiku ibadiye salihun, muhtemeldir ki salih kullarım yulku anhumul meunetü ve yasiru ileyke, belki dünya meşakkatleri sıkıntıları üzerlerinden alınır da belki sana gelirler de ey cennetim kavuşurlar diye cennet oruçlular için süslenir. Allah'ın emriyle Cenab-ı Hak süsler efendim cennetini, belki salih kullarım gelirler diye. Tabi salih kullarından Ramazan içinde vefat edenler de olur, Ramazan'dan sonrakiler de olur, ama o cennetin o salih kullar için süslendiğini, Allah tarafından tezyin edildiği, özel efendim ikramlarla, güzelliklerle güzelleştirildiği, Ramazan'a mahsus güzelliklerle belirtiliyor. Sonra ve tusaffedu fihi meredetü şeyatîn, şeytanların reisleri, azılıları, azgınları, efendim şiddetlileri zincirlere vurulur Ramazan'da. Serbest olsalar ne muzurluklar yapacaklar? Onlar efendim böyle zincirlere, bukağılara, halkalara, kelepçelere vurulur, bağlanır. Fela yahlusu fihi ila makanu yahlusune ileyhi fi gayrihi, başka aylarda yapabildikleri şeytanlıkları insanlara musallat olup da yaptıkları ayartmaları, efendim kandırmaları bu ayda yapamazlar. Yani bağlandıkları için efendim zincirlere, demirlere, halkalara bend edildikleri için elleri, ayakları, azaları başka aylarda efendim yaptıkları faaliyetleri yapmaya imkan bulamazlar şeytan. Yani şer tarafı da durduruluyor. Efendim artık daha kolay ibadet yapma imkanı da çıkmış oluyor. Ve yuferu lehum fi ahiri leylihi, ve son gününde Ramazan'ın oruçlular mağfiret olunur dedi Peygamber Efendimiz. 5 husus saydı. Birisi ağız kokusu Allah indinde mis kokusundan daha hoş gelmesi. Birisi balıkların bile iftar edinceye kadar onlara tevbe ve istiğfar etmesi oruç tutanlara. Efendim cennetin bezenmesi, süslenmesi, yakında kullarım gelir diye dünya meşakkatleri üzerinden kaldırılır da gelirler diye, kavuşurlar diye. Sonra şeytanların, azılılarının, ileri gelenlerinin bağlanması, diğer aylardaki serbestliklerinin ellerinden alınması, diğer aylarda yapabildiklerini bu ayda yapamamaları, son gecede de bağışlanmaları, 5 tane. Şimdi bu son gece meselesinde sahabi-i kiramdan sormuşlar ki kıyla ya Resulallah ehiye leyletül kadir, yani bu son gece Kadir gecesi mi ki mağfiret olunuyor bunlar? Peygamber Efendimiz buyurdu ki kale la velakinnel amile innema yuvaffa ecruhu iza kada amelehu. Hayır, Kadir gecesi değil ama bir işçi bir işte çalıştığı zaman ecrini bitirdiği zaman alır. Ramazan'ın da son günü, artık oruç bitti, ertesi gün bayram namazı kılınacak. Bitti. Ramazan'da ibadet edenleri sanki para kazanmak için çalışan işçiler gibi, ücretliler gibi bildiriyor Peygamber Efendimiz. Nasıl onlar işi bittiği zaman paralarını alırlarsa,
efendim alnındaki teri daha kurumadan işçiye akşam ücretini vermek Efendimizin tavsiyesi. Önceden konuşmak, bak sen şu işi, ben sana şu kadar para vermek istiyorum, verebilirim. Razı mısın? Razıyım. Buyur başla. Önceden parayı tayin edecek. Akşamleyin de alnındaki ter kurumadan al kardeşim konuştuğumuz ücreti diyecek. Böyle ücreti çalışan işçi akşam hemen aldığı gibi Ramazan da biter bitmez son gecede Cenab-ı Hak onları bağışlar.